Peki Levent Tüzeme'ye de soralım. Beşiktaş aslında biraz kazanırken de eleştirildi ki Güven abi de ona en son cümlesinde vurgu yaptı. Trabzonspor'un mücadele etmemesi kötü futbol değil mücadele etmemesi çok eleştirildi. Ligin daha ilk haftasında oynanan dev maçta Levent Tüzemen neler söyler bu maça dair? Şimdi ee, basketbol dünyasının ünlü yazı Michael Jordan'ın bir sözü var biliyorsun yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız büyük başarılara imza atarsınız. Sonuçta da şampiyon olursunuz diye. Şimdi iki takım arasındaki fark neydi? Ben Beşiktaş'ın Sergen'le bu dönemine baktığım zaman elini dokanmadığı bir 45 dakika var. O da Pavak maçında. İkinci yarı dokundu elini. Hı hı. Maç biliyorsun. 0-0 ve Beşiktaş elendi. Aslında ikinci yarıdaki dokunuşunu birinci golden sonra Yunanistan'da yapsaydı belki de Beşiktaş takımı Şampiyonlar Ligi elemesine devam edecekti. Şimdi Beşiktaş takımında Güver abinin söylediği 10 oyuncu doğrudur. Ama benim için bundan isimli Ruiz, Caner, Gökhan, Elneni, Burak, Diaby, Boateng ve Enkudu Sakat. Bu tür oyuncular yok. Birdenbire bir takımdan bu oyuncuları alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz ve yepyeni bir Zaten Zaten saydıklarında 6-7 oldu. Ama evet. 10 tanenin hepsini bilmediğim için ben evet. benim için önemli ya olanları o söyledim. Bekleri falan. Öteki Reboşo falan yani evet. diğer bir Reboşo 10 kaldı geride. Doğrudur yani. ama bunlar ilk 11 oyuncuları Hı -hı. genelde ve yok buradan yeni bir takım yaratıyorsunuz. Ben Beşiktaş takımına 3 tane e, oyuncu geldi. En sakala Wellington Mensah. Bon servis ödemediler üçüne de. Bunlar nokta transferler. Beşiktaş maçını izlerken şunu yaptım. İlk defa rakibi tartan, alan savunması yapan, topu rakibe veren, golü bulduktan sonra da oyunun nasıl oynanacağını gören bir Beşiktaş takımı, takım halinde. Ben de bunu nazilen olarak şuna benzetirim. Beşiktaş'ta bir kolej takımı havası gördüm dedim. Kolej takımları böyledir. Yani ben de kolejde okudum. Ee, özellikle e, Kemal abi de okudu, bilir bu tür şeyleri. Kolej ruhu başkadır. Beşiktaş takımının mücadele anlamında yine kulaklığını çınlatmıştım maçı izlerken Kemal abinin. Sağ bek işi yaramayan Necip oynadı. Genelde e, göndermek istenilen Necip oynadı yani. O bu doğruyu yapan sergen hoca maalesef paok'un ilk yarısında yapmadı ki Necip oyun içindeydi. O kolej takımı içerisinde herkes birbirine yardım etti, herkes birbirleri ortak savunma yaptı. Oyun disiplini iş alak oyuncuların orta dedi, herkes kendi kalitesi doğrusunda oynadı. Bu beş taşı e, benim gözlemlediğim olay bu. Ama Trabzonspora gelince üç tane oyuncu çıktı Trabzonspordan Novak, Sosa, şorlot Trabzon heybeti gitmiş ya. Yani Trabzon öyle bir dev güç kaybetmiş ki deve dişi gibi 3 oyuncuyu kaybetmiş. Sanki öbür futbolcular yani öksüz kalmış gibi. Oyunun orta sahasına bakıyorum. Mvkm'e geliyor top, top alıyor. Ben geliyor top alıyor. Bunlar Trabzon'da Sosa, Novak ve Şorlat oyun zaman alan oyuncular değil ki. Toplar bunlara geliyordu. Bunlar hücum organizasyonlarını düzenleyen oyunculardı. Abdülkadir Ömür. ...bu bir ölçüde organize etmeye çalışıyor hücumu hmm. falan... ...yani Trabzon'un sorunu daha büyük... ...Beşiktaş... ...bu oyun anlayışı içerisinde... ...bu kolej yolunun içerisinde... ...belli noktalara yeni oyuncular ekebilir... ...nedir bu... ...Souza mesela... ...bizim bildiğimiz Souza'sa... ...Beşiktaş'ın orta sahasında... ...el nene efekti bize yaratır... ...mensah çok daha özgür olabilir ki... ...oyuna giren oyunculara bakıyorum Beşiktaş'ta... Laiç giriyor... ...Lens giriyor girdikten sonra gol atıyor... Kulübe de bu konuda da çok zengin. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın da koyalım Doğrukan kan mesela o da e, geliyor. Şimdi bunlar kaliteli oyuncular. Kalitelerinden faydalanması için onların aynı dili konuşması lazım Tabii. teknik adamın. Ben Sergen Yalçın hiçbir futbolcuyla ilgili geldiğinden beri e, bir yorum yaptığını görmedim. Geçen sene bile söylem ve eylemlerinde hiçbir farklılık yoktu lig yarışında pandemide. Beşiktaş takımı eksik olduğu dönemlerde, oyuncu kaybettiği dönemlerde de Sergen Hoca bizim elimizde bir sürü oyuncu var. Biz eksik değiliz demişti. Bu bir teknik adamın oyunculara verdiği ciddi bir mesajdır. Ve bu mesajın alt yazısını okursak bense güveniyorum demektir bunun anlamı. Nitekim o güvenin de karşılığını Trabzonspor'da aldım. Bunun üzerine kağıt üzerinde herkes favori olarak belki Trabzonspor'a gösteriyordu. Ee, şimdi kalkıp bunu, bu başarıyı yani... Trabzonspor'un Ali'ne verilen penaltıya bağlamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani sonuç içerisinde onu mutlaka ki pozisyon içerisinde tartışacak. Onunla da ilgili benim söyleyeceklerim var. Trabzonspor'un yolu uzun. Eğer ki Novak, Sosa ve Şorlok anlamında zihinsel performans zenginliği takıma katabilecek oyuncuları bulmazsanız aldığınız oyuncuların sadece oynayacakları oyundan verim elde etmeye çalışırsanız yanılırsınız. Sosa bir liderdi. Novak bir hücum zenginliği katan hem Ekuban'ı hem MkM'yi işte, oynatan Pereira'da bir oyuncuydu. Yok Tabii. Artı Pereira. Bunlar dinamikleri bir e, Trabzonspor'un ve şorlot Türkiye'nin en gövdeli santriforlardan bir tanesi. Sırtı dönük, önüne aldığı zaman kolay kaybetmeyen, güçlü Tabii. bir oyuncuydu. E geçen sezonun gol kralı zaten. E yani düşünebiliyor musun? Böyle bir oyuncuyu kaybetmek zor olur. Yani şimdi Şorlott yine bir alacak. Almak için oyuncu alınmaması lazım. Sizin modelleriniz ortada. Yani ben bunu bütün takımlar <laughs> içinde söyledim. Her takımın geçmiş dönemde de vardı. Elneni modeli bir oyuncu alması lazım Beşiktaş'ın dedik. Ne dedi burada konuşurken biz? Biz Elneni gittiği zaman Beşiktaş'la ilgili sıkıntı oldu dedik. En iyi oyuncuydu. Sergen Hoca da hatırlarsınız bas toplantısında kim gitmesin dediği zaman Elneni gitmesin derdim dedi. Ya yani bir hoca Sergen gibi kalitesi yüksek bir futbolculuğa sahip bir hocanın teknik direktörlüğünde bu yorumu bu yorumu yapması kadar doğal bir şey yok. Çok samimi bir yorum yaptı. Gitmesini istemezdim dedi. Ve Gerçekten Beşiktaş orta sahasına önemli bir oyuncu aldı. Büyük bir ihtimalle bir Santrfor da kovalıyorlar. Bu Kaliniş mi olacak veya bir başkası mı olacak? Kaliniş yakın gibi yani duruyor şu an. olacaksa şey. Beşiktaş Oya gibi işliyor bu transferleri. Sergen Hoca da bu listeleri vermiş. Bunların bitirilmesi istiyor. Yani sonuçta Beşik, şunu söyleyeyim bitireyim. Trabzonspor çok ciddi bir güç ve özgüven kaybetmiş. Beşiktaş ise bu dar gibi görünen kadrosuyla kolej havası içerisinde bazı eksikleri gidermiş. Kemal Belgin öyle bir maç ki ilk yerde Trabzonspor'un isabetli şutu yok. Beşiktaş'ın bir tane var. O da boyutun şutu gol. gol. Hüseyin'in de kafasına çarpıp gol oldu. Şimdi tabii hem Güven hem Levent önemli vurgularda bulundular. Eğer biz programa geçen yılkı gibi haftanın olayıyla girmiş olsaydık benim tespit ettim. Kendime göre 3 tane haftanın olayından bir tanesi bu maça ait. Hı hı ben de bahsedeceğim aşağı yukarı belki de aynı şeyleri ama ben 60 seneden fazladır 65 senedir futbol maçı seyrederim. 6 dünya kupası, 6 Avrupa şampiyonası, bir tane olimpiyat, yüzlerce ikili maç. Avrupa'da bizimkilerden bahsediyorum. Ben hayatımda bir kalecinin böyle gol yediğini ilk defa aslında. <laughs> İnanılmaz bir şey. Ersin. Kardeşim Top geliyor kaç 20 metreden atıyorum kafadan. Senin iki tane savunma oyuncun rakiple çok yakınlar. Hı hı. Yani hiç kimse olmaz adam tek kalır savunmanın arkasına bir top düşer yeri kovalar topu sen kaleden çıkarsan çarpışırsan bulursan alırsan <laughs> eyvah alamazsan başka şey. Sen ne işin var ceza sahası yarım yayının içinde ya? o topta. Galiba Wellington'a da bırak diyor ki Wellington'da hamle yapıp fazla Hayır, en azından dersin. neyle yani. çıkacağına karar veremedi. Kafayla çık beraber değil ya mi? Yani hayır bak diyorum. Yani kimse olmasa kafayla çık, elle çık, oyundan atılmaya, el, el, el ha, yani. oyundan yani. atılmaya razı ol. Bunların hepsine şapka çıkar. Ama <laughs> iki tane savunma oyuncum var ki senin kaleden çıkıp ceza sahasının içinde o ıskaya Böyle bir şey görmedim ben ya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben iki tane gördüm. Bu ikisi de Beşiktaş'ın yediği gol. Birisi Fevzi yedi ayağının altından abi, başka. kaçırdı. Birisi de şimdi şeyde harikalar yaratıyor. Günay yedi. şeyden Schneider'den e, daha sağlam vücutta. O Bacak Saybacın'da. arası. Bacak arası. O başka bacak şey. Bacak değil abi. Çıktılar topu ıskak geçtiler. Ha, o başka <laughs> O başka. Yasin de yedi. Hatırlar? Evet. Abi böyle bir golle Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Edu Volkan. Ha şey, çıktı lan onda boş a, a, kaleye Ali kafayı vurdu. Ha. Hani yani, yani inanılmaz bir şey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum tabii işte o santrfor falan da alınacak herhalde. Beştaş bu kalecilerle hiçbir yere gidemez. Çok genç ama 19 yaşında. 2001 doğumlu. Ben bilmem. Işte. Bak, bak. Neden diyorum bunu? Dün bir maç seyrettik. Başakşehir şey Neo o? Hatay, Hatay. Adam Fas milli takımının Dünya Kupası oynamış. 32 milli maç oynamış. Kalecisini almış abi. 28 yaş. Atanınla tutanın iyi olacak. Felsefiz. Sen, Sen niye çıkarım. almıyorsun abi Beşiktaş olarak? Sergen önce dedi ki benim Ersin ve Utku kalecilerim güveniyor. Güzel görürüz ilerleyen günlerde. Büyük takımın büyük kalecisi olur kardeşim. Ha orta sıralarda oynuyorsun. E iyi işte ya bunlar yarın öbür gün ustalaşır. Bunlardan daha iyi yararlanırız. veya satarız bir şey olurlarsa filan de. Ama büyük takımın böyle şeylere tahammülü yoktur asla ve asla yoktur. Maç 0-0 olsaydı ha. şimdi Ersin bir numaralı gündem maddesiydi. Gündem maddesiydi. Bunu vurguladıktan sonra şöyle şeylerle bir kere